Sana bir şey olur. Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki bulunan dükkanımıza kimliği belirli yani genç arkadaşlar tarafından bir saldırıda bulundu. Aslında bu saldırının ben yaptırıldığını düşünüyorum. Çünkü 3 ay önce de dükkanımda mermi bulunmuştu, mermi çekildiği koyulmuştu. Tabii ki böyle dönemsel de tehditler aldığımızı emniyete de bildirmiştim yazılı olarak da. Artık kurşun atılınca işin ciddiyetini farkına vardılar. Şu anda detaylı bir araştırma yapılıyor. Ben gençler açısından değil, gençlerin arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasını istiyorum. Çünkü gencecik çocuklar bunların eline tüfek verip sokağa salınan olunsun istemedim hiçbir zaman. Ama öyle oldu. Çocuklar bu nasıl bir hırs, nasıl bir kindir yani bu. Ben anlamadım. Dükkanımızın içinde müşterimiz de olabilirdi. Personelimiz, arkadaşımız vardı. Arkadaşımızın da başına bir iş gelebilirdi. Yani sonuçta iki tane kurşun yarısı camda hala değiştirmedik. Ve yeteri kadar ilgi de göremedik. Yani benim canım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait güvence altında ve koruma talep ettik. Koruma da talep ediyoruz ve hep söylüyoruz. İşte şu anda hala içerideler. Biz aslında gençlere bunu yaptıranlardan yana düşüncelerimiz var. Çünkü dediğimiz gibi 3 ay önce de dükkanımıza mermi çekirdeği koyuldu. Bunun gibi bir sürü tacizlerle uğraşıyoruz burada. Esnaflık yapıyoruz. Sebep nedir? Bilemiyoruz. Yani kimilerinin istedikleri şeyleri yapmıyoruz demek ki. Öyle görüyorum. Perde arkasını ben çok merak ediyorum. Sinop'ta da büyük işlere imza attık. Bu büyük işlerde kimilerini rahatsız edebiliyor. Sonuçta haksız yere de olsa kurşun atıldı. Yani bunun şeyi yok. Bir açıklaması olmalı bunun. Ha, ben o çocukları da aynı şekilde çok üzülüyorum. Aileleri açısından da çok üzülüyorum. Gencecik çocuklar hayatlarını mahvettiler. Keşke olmasaydı böyle şeyler. Altın 4.